Günaydın arkadaşlar. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Girişlerimi çok uzattığımı fark ettim. O yüzden şimdi hiçbir şey demeden hemen birkaç sipariş verdim kahvaltı için. Simit, poğaça falan fistan. Şimdi gelin onları tabağımıza yerleştirelim. Çayımız da demleniyor. Annem uyuyor hala. Annem de hazırladıktan sonra uyandırırız. Şimdi sessizce hazırlayalım haydi. Alışverişiyle karşınızdayım. Bir Türk kahvesi diye gittim ama Türk kahvesinden çok her şeyi aldım. İhtiyacım vardı ama hepsinin fiyatını söyleyeceğim şimdi size. Şöyle kutulu bir makyaj süngeri var arkadaşlar. Hatta birlikte açalım. Fiyatı 12,90'mış. Şöyle kutusu olduğu için aldım çünkü makyaj süngerleri böyle kaldı. Aa, yumuşacık. Bunu güzelce önce bir yıkarım. Bakın böyle. Sonra kutusuna da koyarım. Kutusu da çok tatlı. Kutusunun olması önemli çünkü kullanıyoruz işte, dışarıda bırakıyoruz, toz yapışıyor, tekrar yüzümüze sürüyoruz. Zaten sorunlu bir cilt. Bu böyleydi, 13 TL. Şöyle bunu yeni gördüm. Naneli bitter çikolata. Naneli çikolatanın tadı çok güzel oluyor ama naneli bitter nasıl olur bilmiyorum. Bu da 5,90. Evet. Bir de aslında Türk kahvesi de şunun için gitmiştim. Bu bir highlighter paketi. Paleti. Böyle açıyoruz. Renkler böyle. Aslında bunun renklerini şimdi swatchlayayım koluma. Ondan sonra arka kamerada size göstereyim. Oo, pigment mükemmel. Ben bunu far olarak da kullanırım. Bakın şöyle, ama arka kameradan göstereceğim bunu en son. Bunun fiyatı da 18. Şöyle bir meyve suyu aldım. 5,95. Şöyle bir defter aldım. Aslında çok deftere ihtiyacım var ama şimdi öyle iki tane gördüm, aldım. Bu 6,5. Bu da 4,5'tu. Bu arada bu BİM alışverişi. Ve şöyle de bir Türk kahvesi aldım. Böyle arkadaşlar. Hepsi toplam 65-55 TL yapmış. Şimdi şuradan görünmeyecek. Ben arka kameraya tıklıyorum. Arkadaşlar bakın. Çok güzel renkleri. Şu en baştakini çok güzel bir far olarak kullanılır. Pigmentleri çok iyi. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz ağrım var. Şu kalçamın neresi olduğunu ben de bilmiyorum. Belimin bitiş kısmı diyeyim size. Bir şöyle ayağımı yürümek isterken ayağımı şöyle kaldırıyorum ya. Bir sancı geliyor, sanki damarlarımda değişik bir acı oluyor. O yüzden çok bir şey çekemedim size. Kalkamıyorum, edemiyorum, bir şey yapamıyorum. Dedim ki sıcak bir duş alayım dedim. İyi gelir, hem de saçıma dün akşam Hindistan cevizi yağı sürmüştüm. Şimdi dedim güzel bir bakım yapalım. Arkadaşlar bu Kladerm'in arındırıcı kir maskesi. Bu narlı olan herhalde, cildi sıkılaştırmaya yarayan falan. Şimdi bu benim yüzüme, bakın şöyle. Hiçbir efekti yok. Bütün lekeler, her şey meydanda. Bu yüzümü çok kızartıyor. O yüzden bunu 5 dakikanın altında bekleteceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu direkt sürdüm ya. Her yere sürdüm, direkt yıkayacağım. Yani bir dakika falan, yani en fazla beklemek istiyorum. Çünkü acayip şey yapıyor. Bakın şimdi. Şöyle. Şöyle yanağımı şuralarına şey yapayım. Şuralar da yapayım. Çok kızaracağım ama. Hadi bakalım. Ya bunu çok nadir yapmaya çalışıyorum. Ya aldığımdan beri
3 kere falan yapmışımdır. Gözüme denk getirmiyorum. Ha, şöyle, şöyle. Burnuma sürmeyeceğim çünkü çok kızartıyor. Bir de bu arkadaşlar kimden duydum bilmiyorum da burnuna böyle işte peelingdir, işte maskedir falan sürmeyin diyor. Galiba burnum derisi daha inceymiş sanırım. Ama olsun, ben yine süreyim. Belki siyah noktalar falan iyi gelir. Şuralara da göz çevreme getirmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dakika en fazla bekleyip yıkayacağım. Aslında duştan sonra daha iyi olur ama duştayken cildim sanki böyle daha hassaslaşıyor gibi hissediyorum. Onun üstüne de bunu yapmak istemedim. Her neyse, yine aptal saptal konuştum. Şimdi hemen ben bunu 30 saniye falan sonra güzelce yıkayayım. Tabii sizin cildiniz hassas değilse bu böyle kuru kuru olacak, biliyorsunuzdur. Bakın şuralar kurumaya başladı. Öyle de yıkayabilirsiniz. Şimdi öptüm sizi. Sonra duştan sonra saç bakımında, tekrar cilt bakımında görüşürüz. Arkadaşlar saçımı falan yaptım ama size çekemedim ya, özür dilerim. Bu arada saçıma şu Bir Beauty'nin sıvı saç kremi diye bir sprey var. Bunu sıktım. Tabii öncesinde şu yağı sürdüm. Ondan sonra bunu sıktım. Yani rutin bir saç bakımım yok şu anda. Bunların şeyini seviyorum. O verdiği hissiyatı seviyorum. Bir de Bir Beauty'nin sprey vardı. Fresh Breeze diye geçiyor. Onun kokusunu seviyorum. Onu da hafifçe sıktım. O da bir parlaklık veriyor gerçekten. Onu da sonra gösteririm. Ama size şöyle bir mutfağı göstereyim. Felaket şu anda mutfak. Mutfağı toparlayacağım. Ondan sonra da tertemiz halini size gösteririm. Ondan sonra bakarız artık ne yaparsak. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle yüzümü minik bir renklendirmek istiyorum. Sonra ders çalışacağım. Dedim biraz elime yüzüme bir renk gelsin. Biraz daha motive olayım diye. Şu an göz altlarım niye böyle duruyor? Burada böyle değil. Şunu kapasam daha mı güzel olur? Aç. Daha detaylı görürüz. Size bir önceki videoda bahsettiğim renkli nemlendiriciyi göstereceğim ve deneyeceğim şimdi sizinle. Ya ben bayağıdır kullanıyorum da zaten siz de göreceksiniz. Bir önceki videoda bahsetmiştim deneriz diye. Bu videoda deneyeceğiz şimdi. Şunu sizinle deneyeceğim ama şimdi. Bim'den aldığım vardı ya şu sünger. Şöyle şu kabını koyayım. Şunu şöyle bir ıslatayım. Bu arada nemlendiricimiz bu. Renkli nemlendiricimiz. Bakalım sünger ne kadar şişecek. Ya da şişecek mi? İyi iyi tohum işledi. Şöyle iyice suyunu sıktırayım. Arkadaşlar bu Wet n Wild'ın tintedlarından herhalde. Bu. Görmüşsünüzdür bunu illaki. Ben bunu bayağı bir araştırdım. Bazıları başka bir şey diyor, bazıları başka bir şey. Ama ben almaya karar verdim ve aldım ki iyi ki de almışım. Bu arada tombişledi süngerimiz. Şu elimi bir kurulayım. Bir an arkamda sandım havluyu. Şöyle. Evet. Ben şey yapacaktım. Arkadaşlar, durun bekleyin. Önce tonikle yüzümü silecektim. Bekleyin, geliyorum. Pamuğumu aldım, geldim. Şu toniğimle şöyle bir geçeyim. Tonik dediğim şey, bu doktorun bana yazdığı, daha önce de bahsettiğim, benim eczaneye yaptırdığım şey. Tonik. Bu da burnuna kaçınca çok kötü oluyor. Nefesim tutacağım. Kızartıyor biraz ama. Kaş büyük operasyonu yapılması lazım. Aldı başını gittiler iyice. Ablama bugün aldırmayı deneyeceğim.
Şimdi okey. Şu şöyle kurusun biraz. Bu arada ben nemlendirici olarak ve pantolü kullanıyorum. Abi yüzüm temiz. Şu çıkan kire bakın. Hemen şöyle bunu da süreyim. Nemlendirici süreceğiz ama olsun. Ya o bir renkli, onu fondöten gibi düşünüyorum ben. O yüzden şöyle süreyim. Bir de burnuma bundan sürmem gerekiyor. Kuru kuru oluyor o tonikten sonra. Şöyle. Alnıma da geçtim mi? Hoppala. Cildim çok tuhaf bu aralar ya. Karma oluyor, yağlı alnım oluyor. Değişik hal, hareketli. Bu arada saçımı anneme ördürdüm de. Görünüyor mu? Balık sırtı ördürdüm. Kıvırcık oluyor ya, hoşuma gidiyor. Hem de daha az kirleniyor. Mesela bir günde kirleniyorsa saç 2 günde kirleniyor. Şimdi evet. Kaşlarımı tarıyorum. Ay pardon. Şöyle yukarı taradım. Bunu da aynı şekilde. Ya bu arada kamera açısı da tuhaf olduğu için şöyle yapmak zorunda kalıyorum. Neyse şöyle durayım. Şimdi arkadaşlar yüzümü önce size göstereceğim. Sonra bunu süreceğim ki bunun hani ay arkadaşlar. Bir şey oldu mu? Pi papam bildirim gelmişti. Ay durun. Aklım çıkıyor bunun kamerasında bir şey olacak diye. Düşme. Olmadı ki açı. Durun açıya yerleyin. Yapacak bir şey yok ya. Of, iki büklüm devam ki. Şimdi arkadaşlar size şöyle yüzümü gösteriyorum. Alnım bu şekilde. Yanağım böyle. Diğeri de böyle. Hani siz görün karar verin diye şey yapıyorum. Çünkü ben size bu kadar iyi kapatıcı falan demeyeceğim. Siz bakın nasıl kapatıcı. Ya kapatıcı özelliğini. Bu arkadaşlar bir nemlendirici. Renkli bir nemlendirici. Bundan çok bir şey beklememeniz gerekiyor ama bu güzel. Sevmiyorum artık. İyi ki dedim şu elim şey olmasın, kirlenmesin. Tırnağıma o rengi gidiyor, gıcık oluyorum. Parmağımı almadan güya süreyim dedim. İyi sürdüm. Böyle bol bol hopladık hopladık. Sürüyoruz arkadaşlar. Fondöten değil, krem ya. Bir de sıvı bir formda. O yüzden böyle çok görünüyor aslında ama çok değil. Evet, süngerimizi de deneyeceğiz şimdi. Aslında benim aynam olsa daha iyi olacaktı ama. Şöyle karşımdaki aynadan siz de görüyorsunuz. Vay, süngere bayıldım. Neredeyse hiç emmiyor ürünü. Wow. Şimdi her yere sürüyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yakınlaşıyorum. Bakın böyle oldu. Yani farkında mısınız? Bir ışıl ışıl. Şu an tabii daha oturmadı. Şimdi bunu sürdük. Kaşlarım çıktığı için tuhaf duruyor. Şöyle tarayayım yukarıya doğru. Şimdi ne deneyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Gülmeyin bana ama. Ben göstereyim önce. Şunu almıştım ya. Size de göstermiştim alışveriş videosunda. Şu highlighter paletini. Dedim ki şu renk acaba bronzer olabilir mi? Ne dersiniz, olur mu?
Dedim şunu bir deneyeyim. Far olarak oldu, bronzer olur mu diye merak ediyorum. Şimdi deneyip göreceğiz. Bu da tam oturmadı ama. Olsun artık, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi fırçamı alıyorum. Şöyle bir şu açılı bir fırçam var. Pigmenti güzel, o yüzden şöyle yapıyorum. Ve çok korkuyorum. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Bu kadar koyu durmuyor ki ya. Durun biraz onu bir hafifleteyim. Gerçekten bu kadar durmuyor. Yakınlaşıp bakıyorum. Hayır, böyle durmuyor. Şununla biraz bir tık koyu, çok şey kaldı. Şöyle süngerle onu biraz alayım. Bronzerlar da çok pahalı olmuş gerçekten. Şöyle. Arkadaşlar burada böyle hani koymuşum bırakmışım gibi duruyor ama öyle durmuyor ya. Gerçekten öyle durmuyor. Beğendim ben. Şöyle burnumun ucuna da şöyle alayım. Ne bileyim burada niye öyle durdu şimdi. Anlamadım. Neyse neyse. Şimdi güzel bir anlık şov yapalım. Şu Biolis'in mini allık kitiyle şu ortadaki rengi alıyorum. Şöyle pıt 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 pıt. Oo! Arkadaşlar ne oluyor ya? Çok geldi. Bu aldık şu an orada görünmüyor ama. Pıt pıt yapalım. En azından bronzerla karışsın. Orada kötü duruyor arkadaşlarım, öyle değil. Bana inanın. Şimdi arkadaşlar benim çalışmam gereken değil aslında. Ders notlarını geçirmem gerekiyor deftere. O yüzden dedim ki şöyle kendimi bir iyi hissedeyim. Bayağıdır makyaj yapmıyorum sanırsam ki. Hani böyle makyaj yapayım. O yüzden yani bir yere falan gitmiyorum. Evdeyim. Ay siz göremiyor musunuz? Ben kaptırdım kendimi, özür dilerim. Şöyle göz kapaklarımı da geçiyorum. Yani evdeyim. Baya baya hafta sonu bugün evdeyim. Arkadaşlar beni niye izlemiyorsunuz ya? Gerçekten izlenmelerim çok düşük. Ve gerçekten çok emek veriyorum. Hani size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama gerçekten emek veriyorum ya. Çok istiyorum böyle yani, bak, izlenmelerimden hani memnun değilim gibi düşünmeyin. Öyle bir memnuniyetsizlik değil. Ama mesela en son attığım video işte 5 gün mü oldu şu an bilmiyorum ama 36 izlenmede. Yine buna şükür olsun tabii ama 36 az değil mi? Ya verdiğim emeğe göre diyorum.
Şu gözlerim highlighter paletinden şöyle şuraları sürüyorum. Görüyor musunuz? Bir de ben yakından bakayım. Parladık arkadaşlar, parladık. İki açık rengi karıştırdım. Görünüyor değil mi ya? Ben size göstereceğim yakında. Şöyle burnumuzun ucuna. Şimdi göz altı kapatıcısı falan sürmeyeceğim. Hemen bir şöyle bu Golden Rose galiba sarı rimeli. Bu bitti, baya bitti. Ama şey, siz söyleyin. Bitki olduğu için hani şey oluyor, doğal bir görüntü veriyor. Şimdi oradan bakarak sürmek zor ama. Hiç beğenmedim ben. Bu Beyoğlu sindiravitlerimden. Kaç rengi, hangi rengi bu? Vallahi boş yerdi ama bunu ben ilk aldığımda sürdüm, beğenmedim. Parça parça oldu. Ondan sonra daha sürmedim ama dedim ki her şeye ikinci bir şans verilir. O yüzden ben ikinci şansımı veriyorum buna. Sürüp geliyorum ama. Evet arkadaşlar, bu da şu an böyle oldu. Şu an bir doğum olmadı ama şu çizgileri hemen pıt pıt oluyor. Ama rengi gerçekten güzel. Renk için aldım ama olmuyor. Durun şimdi size güzelce bir makyajı göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kaşlara bir şey yapmadım. Şöyle bir de burada. Böyle oldu işte arkadaşlar. Günlük tatlış bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Saçlarımı şimdi açmayacağım. Dediğim gibi ders falan çalışacağım için. Şey olmasın. Sağıma soluma gelmesin. Dursun böyle. Bu da bir tık daha şey, daha sabitlenmedi. Hemen yapıp sabitlenen bir nemlendirici asla değil. Ve hani böyle mat fondötenler gibi sabitlenmiyor. Bunun bilgisini vereyim size. O şeyli kalıyor. Kremin yapısı gibi kalıyor. Şimdi ben bir kahve yapayım kendime. Ondan sonra derslerime çalışayım. Ondan sonra görüşürüz sizle.